Zaten aynı incesten bu, çekiyoruz. Şimdi akşam, akşam resepsiyona katılacağım. Akşam resepsiyonda rahat rahat konuşabileceğimiz konuları bu aşamada tüketmeyelim bence. Bugünkü tutumla ilgili çok ısrarlı sorularınız olunca cevaplamak istedim. Bir kez daha ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de makamlara saygılı olacak. Ancak asla ve asla muhalefetinde en ufak bir birilerinin beklediği ya da birilerinin tuhaf tuhaf benzetmeler yaptığı gibi bir kelime eksik söylemek, bir adım geri atmak, bir santim eğilmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetinde yoktur. Hakaret etmeden en sert eleştirilerde bulunuruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin gelecekteki iktidar partisidir. 31 Mart'ın birinci partisidir. Bugün yapılan bütün anketlerin birinci partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi buna uygun davranmaya ve halktan oy almış herkese. Bakın bizim attığımız normalleşme adımı bugün örneğin Devlet Bey'in çok sert söylemleri var. Ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçırmadık. Ama akşam sorduğunuzda en net cevapları veririz. En sert eleştirileri yapmaya devam ederiz. Ama o el sıkışma önemli. Bakın bugün Sayın Devlet Bahçeli DEM Partisi'nin eş genel başkanıyla el sıkıştı ve sohbet etti. Bu önemlidir. Normalleşme herkese lazım. Türkiye'ye çok lazım. Normalleşme demek bir tek adam iktidarının bir faşizan yönetimine dönüşmesine karşı herkesin demokratik sınırlar içinde kendi pozisyonunu en sağlam şekilde savunmasıdır. Aksi takdir ülkeyi felakete götürür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin risk alarak attığı adımların Türkiye siyasette ne sonuç doğurduğunu görüyorsunuz. Normalleşme adımları ne partime zararı var ne ülkeme zararı var. İkisine de faydası var. Teşekkür ederim.